Arkadaşlar selamlar hepinize merhaba yeni bir video ile karşınızdayım bu sefer son dakika bir haber var. Evet 9 Ağustos tarihi itibariyle doçentlik kriterleri değişti. Çıkartmalar eklemeler yapılmış işte bunların yani değişenlerin neler olduğunu bu videoda sizlere sunmaya çalışacağım. Sizler de eğer gözümden kaçırdığım bir şeyler varsa lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazın. Aynı zamanda bu yeni kriterler sizce nasıl olmuş Yeterli mi? Yeterli değil mi? Görüşlerinizi sizden geri dönütleri çok merak ediyorum. Onun için lütfen yorum kısmına yeni kriterler hakkında görüşlerinizi bekliyorum. Gelin yeni kriterleri değerlendirelim. Evet arkadaşlar. Şimdi yeni kriterleri değerlendirebilmemiz için eski kriterleri de biliyor olmamız lazım. Bazı arkadaşlar şey demiş, hocam sosyal bilimler içinde yazar mısınız diye. Arkadaşlar bu kriterler genel olarak konmuş. Sosyal bilimlerde hala hazırda mesela derleme makale kabul ediliyor. Orijinal makaleyle aynı puan alıyor. Bunlar devam ediyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama bütün herkesi etkileyen bazı değişiklikler olmuş ve dolayısıyla bu anlatacaklarım yani doçentlik kriterlerindeki değişiklikler tüm alanları etkiliyor. İşte gelin bunlara tek tek bir göz atalım isterseniz. Bunları göz atmak için ben bilgisayarımda şöyle bir şey yaptım. Gelin size bilgisayarımı alayım. Bilgisayarda eski kriter ve yeni kriter olmak üzere bölüm bölüm inceledim ki sizin de daha iyi görmenizi sağlayacağını düşündüm böylelikle. Bakın arkadaşlar şimdi yeni kriterlerde ilk yaptıkları şey SCI dergiler. Bakın SCI dergi nedir ne değildir şu linke tıklayın o videomu muhakkak izleyin size SCI ile ilgili bilgiler verecektir. SCI dergileri Q sırasına göre sıralamış eskiden bu yoktu. Sadece SC Expanded'e e giriyor mu girmiyor mu buna bakardı. Ya da Social Science Citation Index dediğimiz SS. CI ona giriyor mu girmiyor mu ona bakardı. Sosyal bilimler için o, diğer fen bilimleri için de için ise SCI dediğimiz indeks. Fakat şu anda bunu hem sosyal bilimler için hem diğer bilimler için şöyle ayırmış. SCI'ye girecek tamam bu birinci kural. İkincisi de Q1, Q2, Q3, Q4 dergilerinden hangisine girecek ve buna göre bakın burada puanlama değişiyor. Ha sizin bir derginiz var Q1'de hemen 30 puan mı alıyorsunuz? Hayır, tek yazarsanız 30 puan alıyorsunuz. Bu aynı eski sistemdeki gibi yazar sayısına göre bölünüyor. Onda zaten aşağısında bakarsınız kaç puan alacağınızı. Yazara göre puanlama bölünüyor. Fakat eskisinde olmayan işte bu Q'lu sistem. Yeni bunu eklemişler. Şimdi böyle olunca Q'lar nedir diye aklınıza gelebilir. Bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. O zaman bu videoma bakacaksınız. Bu videoda Q1'den Q4'e kadar nasıl Q dergileri oluyor? Q dergisi ne demektir? Onları açıkladım. Lütfen o videoma bakın. Şimdi bu yeni bir şey. Bir de bu yenilikle birlikte aynı zamanda yine bu uluslararası makalelerde Emergency Science Citation Index dediğimiz i e SCI, bir de yani burada AHCI diye gösterdiğimiz e, kapsamındaki hani özellikle sanatsal faaliyetlerin indeksine giren bu indeksleri de eklemişler. Daha önce bu yoktu, bunlar yoktu. Dedim ya, ya gel şey vardı. Yani solda görüyorsunuz AHCI vardı sanatsal faaliyetler için Art and Humanities Citation Index diye geçiyor bu bu vardı fakat Emergency Science Citation Index yoktu. Bu şu demek normalde Web of Science'da hani o videomda anlattım ya yani Science Citation Index dediğimiz dergiler hani bizim YÖK'ün kabul ettiği dergilerdi. SCI dergiler diyorduk biz ona. Bir de bu dergiler SCI'ye girmeden önce belirli bir süre Emergency Science Citation Index'e kalıyor. Hani SC'yi kadar değerli olmamış da ama beklemekte o SC'yi olacak o dergiler. İşte bu dergileri de puanlamaya yok katmış. Bunun dışında aynı zamanda hani Web of Science'ı biz alıyorduk taban olarak. İşte biliyorsunuz Web of Science sayesinde işte Science Citation Index'e giriyor mu? SC'li dergi mi değil mi ona bakabiliyoruz. Impact Factor'unu ona göre belirleyebiliyoruz. Şimdi bir de Scopus vardı. Ben bunları da anlatmıştım. E yani Web of Science Scopus nedir diye. Bakın bu videomda bakın. Şimdi Scopus'a giren dergileri de puanlıyor. Daha önce bu yoktu. Yeni sistemde artık yani dergilerinizde yani makalenizin çıktığı dergilere daha bir dikkat edeceksiniz. O dergiler Web of Science'e giriyor mu? Web of Science'e giriyorsa SCI dergisi mi yoksa İSC e dergisi mi? Buna bakacaksınız. Ya da işte AHC'yi dergisi de olabilir. Buna bakacaksınız. Ya da Scopus'a giriyor. Hani bu Web of Science'a e girmiyor ama Scopus'un taradığı bir dergi olabilir. Bu da puan alıyor. Hani diğeri kadar puan almıyor ama en azından puan alıyor. Ha çünkü neden? Bunlar da puan alıyorsa diğer uluslararası dediği indekslere giren dergilere de daha az puan veriyor. Bakın 5 vermiş mesela yeni sistemde. Evet bunları da bu şekilde ayırmışlar yeni sistemde. Ya bazıları puanına bakarsanız çok bir şey değişmemiş. Fakat şöyle zorlaşmış. Yani ben benim dergim işte SC'ye giriyor diyemiyorsun artık sadece. Ne yapman lazım? SC'yi de Q1'i zorlaman lazım. Q2'yi zorlaman lazım. Yani daha kaliteli yayın yapman gerekiyor. Neden? Bunlar da biliyorsunuz impact faktörüne göre değişen kalitede dergilerdi. Evet bunları eklemiş dediğim gibi birincisi eklü dergiler eklemiş. İkincisi de Emergency Science Citation Index gibi indeksleri ve Scopus gibi indeksleri de buraya eklemiş. Bununla dışında bakın aşağıda TR Dizin kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makale 10 puan vermiş. Evet, eskiden bakın sol tarafta Ulakbim tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleye 8 puan veriyordu. Şimdi puan sayısını arttırmış. Yani Türkiye'de çıkan dergilerdeki puan sayısı arttırılmış. Diğer hakemli dergilerde yayınlanmış makale ki bu da yine ulusal e, da yani ulusal makale fakat TR dizinin de yok. Buna da 4 puan vermiş. Yine bakın bir çoğalma var. Yani Türkiye'de çıkan dergilerde yani Türkiye'deki de çıkan dergilerde eğer bir makaleniz varsa TR dizinine giriyorsa Ulak BİM'deki puanı fazla ama girmiyorsa da yine puan alıyorsunuz. Yani 4 puan da fena değil. Diğer hakemli dergilerde yayınlanmış editöre mektup, araştırma notu, özet veya kitap kritiğine de puan vermiş. Eskiden bu yoktu. Bunu da yeni olarak getirmişler ulusal makalede. Yani gördüğünüz gibi makale açısından baktığınız zaman bazı sizin dikkat etmeniz gereken gerçekten yenilikler var. Özellikle doçentliğe yeni hazırlanıyorsanız puanlamayı buna göre yapın. Yani sizin daha önceki puanlamanızda mesela SC'ye giren 3 tane makaleniz vardı. Puanınız tutuyordu. Fakat o 3 makaleniz belki Q4'te şu anda. Q4'te ise puanınız birdenbire yarı yarıya düşecektir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Q Hangi Q'lu dergide olduğuna da bakın ona göre puanınızı hesaplayın. Eğer Türk dergilerinde yayınınız varsa puanınız otomatik olarak yükselecektir. Çünkü puan epey yükseltilmiş. Şimdi kitaplara bakalım arkadaşlar. Pardon burada bir de şey var. Lisans üstü tezden üretilmiş yayın da var. Ona da girelim ondan sonra kitaplara bakarız. Bunda da aynı şekilde yani puanlar biraz yükseltilmiş lisans üstü tezlerden üretilmiş yayında. Evet, lisans üstü tezler dediğimiz yüksek lisans ve doktora bu tezlerde mesela doktora tezini tamam mı? den ürettiğiniz. Doktora tezinden ürettiğiniz makaledeki puan gördüğünüz gibi artmış. Eskiden 10'muş. Şu anda 20. Bayağı bir yükseltmiş. Artı yine burada da aynı şekilde Scopus ve Emergency Science Citation Index de eklenmiş buraya bu yayınlardan da puan alabiliyorsunuz. Yine TR dizindeki puan arttırılmış. Ve bunlara aynı zamanda bir de kitap, kitap bölüm, ulusal kitap, ulusal kitap bölüm diye yerler eklenmiş. Fakat kitaplarda şöyle bir durum var. BKCA dedi, CI dedi. Yani Book Citation Index. Yine bu Web of Science'ın aynı makalelerdeki olduğu gibi. Hani Science Citation Index vardı ya, SCI dergi diyorduk. Burada da BKCI'lı dergi yani Book Citation Index'e giren kitaplarda ise çok daha fazla puan alıyorsunuz. Eğer kitap bölümü ise de daha fazla puan alıyorsunuz. Buna giren veya girmeyen diye ayırmışlar. Dolayısıyla aynı makalelerdeki gibi indekse giren kitaplarda daha fazla puan alacaksınız. Eskiden bu yoktu mesela. Bunu da bu şekilde ayırmışlar. Şimdi evet Gördüğünüz gibi kitapları burada da devam ediyorum. Demin anlattığım şekilde aynı kitap bölümü tezden üretilen kitaplarda da olduğu gibi burada da bu citation indekse giren kitaplar ve kitap bölümleriyle girmeyenler arasında ikiye ayırmışlar. Kitap ve kitap bölümlerini ve buna göre puanlarını da ona göre belirlemişler. Dolayısıyla sizler de kitaplarınız hangi indekse giriyor ilk önce ona bakmanız lazım. Sonra puanlamına bakarsınız. Evet kitap bu kitaptan sonra not almıştım ben. Başka ne vardı? Atıf. Evet bakın atıflara bakıyoruz. Evet atıf sayıları yine benzer şekilde fakat şöyle bir eklemeler yapmışlar. Çünkü biz ne diyorduk? Citation indekse giren dergilerde sizin makalenize atıf varsa onu mesela 3 puan alıyorsun. Fakat şimdi sadece Citation Index'e değil aynı zamanda Scopus'ta tanınan dergilerde olsun veya yine başta bahsettiğim gibi Emergency Science Citation Index'e giren makaleler de eklenmiş buraya. Dolayısıyla sizin makalenize atıf verecek makale sayısı da artmış oluyor. Bu aslında sizin avantajınız oluyor bir şekilde. Bu kitaplardaki atıflar da aynı şekilde demin bahsettiğim gibi bu Citation Index'e giren kitaplara atıf varsa bunlardan da puan alıyorsunuz. Bu da yeni eklenen. TR dizin kapsamındaki dergide yapılan atıf arttırılmış. Yani aslında şöyle yeni indekslerde TR'de yani Türkiye'deki dergilerde yayınlatma ve Türkiye'deki dergilerden atıfta alıyorsanız biraz oradaki puanlar arttırılmış ben onu görüyorum. Diğer uluslararası ulusal e, kitap ve dergilerde atıf 1 olarak vermiş ki burada da öyle. Demek ki burada bir puan artış var. TR dizindeki puan artışı ve aynı zamanda indekse giren farklı indekslerde belirlenmiş atıplarda aynı yayınlarda olduğu gibi. Zaten yayınlarda bir yaptıkları zaman diğerlerine de o şekilde yapmaları gerekiyor. Evet bir başka bakayım. Tüm temel alanlardaki tez danışmanlıkları. Evet bakın Bunlar tüm temel alanlarında aynı şekilde. Eskiden doktora ve doktora eş uzmanlıkta 4 puan alırken şimdi doktora tezinde 5 puan yani fazla puan alıyorsunuz. Yüksek lisansta 2 puan alırken yüksek lisans tezinde 3 puan olarak arttırılmış. Yani tez danışmanı puanlarına baktığımız zaman diğer eski kritere göre biraz daha bir tık daha diyeyim artmış görünüyor. Birer puan arttırmışlar. Yine en fazla 10 puan alabilirsiniz bu bölümden. Diğer notlarıma bakıyorum. Tüm projelerde tamamlanmış olmalı. Evet bütün projeler. Bakın eski kritere bakıyoruz. Bilimsel araştırma projeleri. Devam eden veya başarıyla tamamlanmış Avrupa Birliği projeleri. Bakın devam eden diyor. Daha tamamlanmamış projeler de puan alıyor. Yani projeyi aldıysanız bir kez TÜBİTAK'tan puan alıyordunuz eskiden. Yeni kriterler de öyle değil. Devam eden projelerden puan alamıyorsunuz. Tamamlanmış, başarıyla tamamlanmış projelerden. Ama tabii burası muallak. Şimdi bana sorsam başarıyla tamamlanmış proje, yaygın etkisini gerçekleştirmiş projeye ben başarılı derim. Bir proje yaygın etkisini gerçekleştirmemişse yani kitap veya makale veya patent gibi ürünler ortaya çıkartmamışsa o proje başarılı değildir. Bu 2 kere 2, 4. E şimdi burada bir belirsizlik var. Ya da başarı ile tamamlanmış proje nedir? Yok bunu tam tanımlayamamış. Tanımlayamadığı için burada bir belirsizlik var. Ama anladığım kadarıyla proje bitmesi gerekiyor. Bittikten sonra ancak bu puan alabiliyorsunuz. Eskiden devam eden projeden de alabiliyordunuz. Bir de yeni bir değişiklik bakın. Bir proje var, bitirdiniz diyelim. Ondan TÜBİTAK 1001 diyelim alacaksınız. Yürütücü başka puan alıyor, araştırmacı başka puan alıyor ve danışman başka bir puan alıyor. Yani yürütücü 15 alırken araştırmacı 10 puan, danışman 5 puan oluyor. Dolayısıyla projenin içinde hangi yerde bulunduğunuza göre de aldığınız puan yeni kriterlerde değişiyor arkadaşlar. Buna da kesinlikle dikkat edin. Dolayısıyla Projelerinizi bitirmeye bakın arkadaşlar. Özellikle doçentliğe hazırlanan arkadaşlar TÜBİTAK projeleriniz, BAP projeleriniz hangi projeniz olursa olsun bitmemiş projeye yeni kriterlerde puan yok arkadaşlar. Evet, bir de bu maddeden en fazla 20 puan alınabiliyordu eskiden. Şimdi en fazla 15 puan alabiliyorsunuz. Yani istersen 4 tane TÜBİTAK projesi bitir. Yani 15 olsun ya da 40 puan aldık, alamazsın. O 40 ban 15'ini sadece buraya yazabilirsin. Bunu da lütfen not edin. Evet bilimsel toplantılara gelelim. Bilimsel toplantılarda evet yine Web of Science'ın hani dedim ya Web of Science aslında bir ölçektir. Makalelerin kalitesini ölçüyor. Science Citation Index'e giriyor mu girmiyor mu diye. Aynı öyle kitapların da Citation Index'i vardır. Aynen öyle de bilimsel toplantılar içinde Web of Science Conference Proceeding Citation Index dediği CPCI dediği bakın buraya yazmış Conference Proceeding Citation Index'te olması gerekiyor eğer yüksek puan almak istiyorsanız. Puan yükseltilmiş eğer bu Web of Science'ın kriterine giriyorsa 5 puan alabiliyorsunuz bilimsel toplantıdan. Bunun dışındakileri 3 puan. Gördüğünüz gibi eskiye nazaran puanlar arttırılmış ve şeyler aynı yalnız. Hani en az 5 puan almak zorundasınız bundan ve bu maddeden en fazla 10 puan alırsınız. Burası aynı. Fakat genel olarak alacağınız puan arttırılmış. Dolayısıyla gideceğiniz konferanslara bakın. Konferans bildiri kitapçıklarının da yine bu konferans proceedings citation index indeksinde basılı olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Evet, eğitim öğretim faaliyetleri ders verme zorunluluğu vardı biliyorsunuz. Bir dönem yüksek lisans doktora, değil mi? Veya doktora eşdeğer uzmanlık dersi için 3 puan, bir dönem ön lisans veya lisans dersi için 2 puan alınıyordu ve en az 2 puan almak zorunluydu bu maddede. E bakın bu şöyle değiştirilmiş. Dönemlik programlarda 4 farklı yarı yılda lisans Lisansüstü ders vermiş olmak bir puan, puanlar düşürülmüş. Yıllık programda iki farklı yılda lisans lisans üstü ders vermiş olmak bir puan bu da düşürülmüş ve en az iki puan almak zorunlu var burada ve en fazla 6 puan. Tamam en fazla yani ne kadar ders verirsen aslında o kadar çok puan alabilirsin. 4 puan değil de 6 puana çıkartmışlar. En az iki puan alman lazım ama genelde puanını düşürmüşler bu ders vermek kısmının. Bunu da lütfen arkadaşlar not edin. Evet diğer bir yönü ise patent. Eskiye bakarsak arkadaşlar başvuruda doçentlik bilim alanı ile ilgili olmak kaydıyla yani kalkıp da işte cerrahi'den tıp cerrahiden doçentliğe başvurup ondan sonra işte temel bilimlerden bir patent alamıyorsunuz. Ne, neymiş? Doçentliğe başvurduğunuz bilim alanıyla ilgili olması zorunda. Uluslararası patent 20 puan, ulusal patent 10 puandı. Burada ise diyor ki tescil edilmiş uluslararası patent. Yani tescil etmeniz lazım bunu. 20 puan yine aynı. Tescil edilmiş ulusal patent 10 puan. Bu da yine aynı ama iki tane tescil edilmiş faydalı model. Bakın bu yoktu. Bu yeni çıkmış. Faydalı model. Bir de kişisel patent başvurusunda bulunmuş olmak. Bu da yoktu. Bunlardan da puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Özellikle C ve D bendi bu yeni kurulmuş ve bunlardan da puan alma imkanı doğmuştu. Şimdi eski kriterlerde hiç olmayan fakat yeni kriterlere eklenmiş bazı şeyler var. Onlara da bakalım isterseniz. Mesela ödüller. İşte YÖK yılın doktora tezi ödülü almışsanız 25 puan. YÖK üstün başarı ödülü almışsanız 25 puan. TÜBİTAK bilim ödülü, TÜBİTAK teşvik ödülü gibi, TÜBA Gedip ödülü, TÜBA TESEP ödülü gibi ödüller var. Bunlardan almışsanız eğer bu sağdaki sütundaki puanlardan alabilirsiniz ve en fazla 25 puan burayı da alabiliyorsunuz ödüllerden. Bunlar yeni konuldu. Yani bu ödüller varsa puanınız artar. Editörlükler de yeni konuldu arkadaşlar. Çünkü bazen dergi editörlü olabiliyorsunuz ya da kitap editörü olabiliyorsunuz. Bunlardan da puan alabilirsiniz. Puanlar çok düşük. 2 puan 1 puan ama şimdi mesela hangi dergiler bunlar? Demin bahsettiğim gibi Science Citation Index olsun, so Sosyal Bilimler'deki yine Web of Science'da indekse giren dergiler ve yeni çıkan dediğim gibi Emergency Science Citation Index ve Scopus kapsamındaki dergilerdeki editörlüklere puan veriyor. Bir de kitap yine ama bak kitapta da Web of Science'daki Book Citation Index'e giren ya da Scopus kapsamındaki bu da indekstir. O kitaplara puan veriyor editörseniz. TR dizindeki kapsamdaki dergi, dergiye de editörlük yapıyorsanız bunda da puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. En fazla 4 puan alabiliyorsunuz bu bölümden ama bu bölüm yeni ve puanı arttırıyor. Şimdi diğer bir bölümse yeni eklenen H-indeksi en az o 5 seni eğer bir kişinin 5 puan oluyor. Burası biraz komik geldi bana. Neden komik geldi? Ya H-indeksi 5 olan birisinin doçent olmaması lazım. Yani her zaman söylüyorum bunu. Ya bir en azından hadi 8 9 10 olsun ya. Ama 5 nedir Allah'ını seversen? H-indeksi 5 demek 5 makalesi var. 5 makalesine en fazla 5 atıf almış. Yani bunu bilemedim yani. Sizler de yorumda lütfen paylaşın her bölüm için farklı olur bilmem ne diyen var. Ben ona katılmıyorum. Bu bilim insanının ne kadar aktif, ne kadar verimli olduğunu, ne kadar kaliteli iş yaptığını gösterir. 5 bana az geldiği için işin açıkçası. Ha bir de zorunluluk değil yani. H endeksin 1 de olsa doçentliğe başvurabiliyorsun. Burada 5 olursa 5 puan veriyor sana. Yani 20 olursa ne yine 5 puan alıyorsun. Yani böyle bir şey bence benim hoşuma gitmeyen bir durum. Ama sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bu da yeni kondu. İkincisi hemen altta B diyor. YÖK'ün kabul ettiği sıralama koşullarının herhangi bir birinde yer alan ilk 300 üniversitede kesintisiz en az 6 ay yurt dışı araştırma veya öğretim faaliyetlerinde bulunmuş olmak. Bundan da 5 puan alıyorsunuz. Yani bir şeye giderseniz yurt dışına 6 ay orada kalın araştırmalar yapın. Yine 5 puan alabiliyorsunuz. Bu iki maddeden zaten en fazla 10 puan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet yeni kriterler böyle. Diğer kriterlere hiç girmeyeceğim. Diğer kriterler yine aynı ama en önemli kriterler bunlardı. Ve en önemli kriter üzerinde zaten değişiklik yapmış üniversite kurul. Keşke bunu bir de düzgün bassalar da çok iyi olurdu. Bunu herhalde fotokopi mi çektiler ya da skenerle taradılar galiba. Halbuki PDF yapabilirlerdi Word'den. Çok da güzel kaliteli çıkartabilirdik bu eskisini yaptıkları gibi. Umarım onu da yakın zamanda yaparlar. Şimdi durum böyle. Birazcık tabii ki daha kaliteye yönelik bir eğilim olmuş ama tam değil. Daha da olgunlaşması gerekiyor bu kriterlerin. Sizin düşüncelerinizi ben çok merak ediyorum. Yani bu Q'lu dergilerde olmuş, bu iyi mi olmuş? Emergency Science, Science Citation Index'i getirmişler. Bence güzel bir fikirdi bu. Bu hoşuma gitti. Ya e şey de güzel aslında bana göre. Book Citation eşin de iyi akıl edilmiş bir şey. E çünkü neden? Her şeyin bir ölçeği olmalı. Ama H indeksin böyle olması bana göre iyi değil. Keşke H indeksi zorunlu yapsaydı. Mesela en azından 5 olması zorunludur. Eğer birisinin doçentliğe başvurması gerekiyorsa. Ha şu anki H indeksi 3 olan profesörler ne yapar onu bilmiyorum. Ama 5 olmasını bence zorunlu kılması gerekiyordu. Evet, TR dizin dergilerdeki atık sayılarının arttırılması, o da aslında TR'deki yani Türkiye'deki dergilerin gelişmesi açısından yapılmış bir karar olduğunu düşünüyorum işte ne kadar yayın mesela Türkiye'deki dergilerde yayın zorunluluğu var. Baktığınız zaman bilme aslında çok ters. Çünkü bilim evrenseldir. Bilimin Türkiye'si yabancısı yoktur yani. Böyle olmamalı la, lazım. Yani ben bilim insanıysam bırak istediğim yere istediğim makaleyi yayınlayayım. E, Türkiye'deki bir bilim insanı zorluyor. Türkiye'deki bir dergiye de yayın yapacaksın diye. Bence bu olmamalı. E, Türkiye'deki dergiler bunu düşünsünler. Nasıl Türkiye'deki bilim insanını kendime çekerim diye. Bunu yokun... E, dert etmemesi lazım. Dergilerin dert etmesi lazım. Yayıncıların dert etmesi lazım ki yayıncılar için, yayıncılar hakkında pazar günü bir videom geliyor. Muhakkak onu izleyin. Yani inanamayacaksınız anlattıklarımı. Evet, doçentlik kriterleri, yeni doçentlik kriterleri bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen sizler de kriterler hakkında görüşlerinizi aşağıya yazın. Birlikte tartışalım. Gerekirse yeni bir video yaparım. Hızlı bir video oldu biliyorum ama umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.